Merhaba. Selamlar. Bilim Çukuru haftalık astroloji servisine hoş geldiniz. Evet Demet, neler var bu hafta? Evet, bu hafta yeni ay haftası. Artık Temmuz ayındaki gergin enerjilerden biraz kurtulacağız, biraz mola verebileceğiz. Çünkü 6 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda keyifli bir yeni ay var. 14 derece Aslan Burcu'nda doğacak. 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece tam olarak 0:50 dakikasında bir yeni ay doğuyor. Yeni ay haritasında ikizler yükseliyor. Hareketli evet. Bir yeni ay olduğunu gösteriyor. Evet. Uranüs yeni aya üçgen yapmış. Evet, üçgen açısı üçgen, var. Üçgen açılı bir yeni ay olduğu için çok etkili, çok kuvvetli. Evet. Ben güzel bir yeni ay olduğunu düşünüyorum. Temmuz ayında ve Ağustos'un ilk haftasında yaşadığımız pek çok gerginliğin, evet, pek çok kendi adımıza olan problemin, hı-hı, ve sıkıntının, hı-hı, hızla hallolacağı iyi bir döneme girdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir dönem. Evet. Bu dönemi de güzel bir şekilde kullanabilmek bizim elimizde. Aslan burçları, Aslan kova burçları... Aslan burçları için önemli tabii bu yeni ay. Aslan tabii. Yeni ayı. Kova burçları aynı şekilde etki alıyorlar. Ateş grubu burçlar, koç ve yay burçları da hem Uranüs'ün etkisiyle hem yeni ayın enerjisiyle gerçekten keyifli, eğlenceli, hareketli bir döneme girebilirler. Ya ateş ve hava için çok iyi, su, evet, ve toprak için çok etkili olmasa da, evet, aylık burç yorumlarında ve, hı-hı, günlük burç videolarında A'dan Z'ye toprak ve su grupları için etkisinde, evet, dikkatlice inceleyebiliriz. Ama yeni ayın ana etkisi ateş ve hava gruplarından gruplarını etkiliyor. Olumlu, çünkü olumlu. Uranüs ve Güneş, evet, Uranüs ve Ay zaten çok da keyifli bir, evet, döngü gösteriyor. Ben çok keyifli bir hafta olacağını düşünüyorum en azından. Evet, özellikle yeni ayın enerjisi ateş ve hava gruplarını olumlu etkiliyor. Bu arada Jüpiter ve Plüton arasında karşıt açı yine yeni ay günü etkinleşiyor. Jüpiter, Plüton karşıt açıları... Düşünce fanatizmi, evet, demek, inanç fanatizmi demek, güç mücadelesi, hı-hı, demek, felsefede fanatizm, inanç savaşı demektir bu. Büyük de girişimler, riskli oluşumları da temsil eder. Gösterir. Değil mi? Yani bazı riskli oluşumlara bazı şahısların gideceğini gösteriyor. Evet. Biraz da yengeç ve oğlak tavsiye etmiyorum. Hı-hı. Çünkü Jüpiter karşı Plüton'u sevmem ben. Evet, önce grupları biraz daha fazla etkileyebilir. Yani işte bunu. Yengeç'i, oğlağı, koçu, teraziye, hı-hı, etkileyecek, hı-hı, bir yapıdır. Bu burç gruplarında ve yükselen burcu önce olan arkadaşlarımızın çok büyük girişimlere girmemeleri, güç mücadelelerine girmemeleri, düşüncesel fanatizmde kurtulmaları lazım. Ben güzel bir hafta olduğunu düşünüyorum. Evet. Keyifli bir hafta olduğunu düşünüyorum. Bu hafta Merkür'ün de... Merkür'de burç değiştiriyor. Evet. 8 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Uzun bir süredir Yengeç'teydi, artık Yengeç'ten ayrılıp Aslan Burcu'na geçiyor. Biraz daha ben merkezci, biraz daha kibirli, gururlu, biraz daha gururlu bir dönem. Tavırlar, düşünceler, iletişim şekilleri olacak. Tabii Aslan Burçları, Koç Burçları, Yay Burçları için Merkür'ün Aslan'daki seyri önemli. Kendilerini daha rahat ifade edebilirler, daha fazla öne çıkarabilirler. Daha cesur, girişimci olabilirler. Aynen, bu hafta, hı-hı, bu Merkür'ün Aslan Burcu, hı-hı, ve yeni ay çok önemli. Evet. Önümüzdeki haftaki açılar da önemli tabii ki. Haftayı arkadaşlar iyi bitireceğiz. Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki etkisiyle beraber 24 Ağustos'a kadar devam edecek bir dönem. Bence önümüzdeki hafta görüşelim. Sizi seviyoruz. Günlük videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bye.